Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün kanalımda neredeyse her gün istek alan bir video yapacağız. Paulo ailesini izleyeceğiz. 2019 yılında televizyonda günlerce yer edinmiş, aklınıza gelebilecek hatta gelmeyecek her türlü kötülüğün ve her suçun bulunduğu Paulo ailesinden bahsedeceğim. Cinayetten cinsel istismara, şiddetten din sömürüsüne kadar her türlü korkunç ve hastalıklı olayların yaşandığı bir aile trajedisi. Bu olay ailenin Müge Anlı'nın programına katılmasıyla dikkat çekti. Oldukça karmaşık bir olay olduğunu da belirtmeliyim. Davanın üzerinden 2 seneden fazla zaman geçtiği ve olay çözülüp suçlular ceza aldığı için bu hikayeyi çözülmüş bir olay olarak anlatacağım. Paulo ailesi şu kişilerden oluşuyor. Aslen ordulu olan ancak yaşamlarını Kocaeli'de sürdüren Harun Hava Paulo çiftinin 5 tane çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tahnal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem'in 2 çocuğu oldu. Melike ve Recep Tayyip. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Usta ile evlendi. Çiftin bir kızı ve oğlu Enes oldu. Aslında olaylar 14 sene önce yaşanmıştı. Körfez ilçesinde yaşayan Merhem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşamamıştı. Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı. Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar sahilinde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı. Bunun üzerine çalışmalar da durdurulmuştu. Öte yandan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustaer ile babası Harun, annesi Hava, abisi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Paulo gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Paulo serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı. Şimdi bütün bu olayların başına doğru yolculuk yapıyoruz. 21 Aralık 2019'da Paulo ailesi kayıp bir fert olan Meryem ve Meryem'in 6 yaşındaki kızı Melike için programa katıldılar. Olaylar böylece gün yüzüne çıkmaya başladı. Fakat dava aslında programdan çok önce başlamıştı. Paulo ailesinin yakın tanıdıklarının iddialarına göre her şey aileye Tuncer Ustael'in katılmasıyla başlamıştı. Tuncer Ustael Emine ile evlendikten sonra kafasında planlar kurmaya başlamıştı. Ailenin başına geçmeyi ve tüm mirasa konmayı istiyordu. İlk önce aileye karşı kendisini cinci hoca gibi sıfatlarla tanıttı. Aile bireylerinin inançlarını sömürerek aile üzerindeki üstünlüğünü kurmak istiyordu. Nitekim başarılı da oldu. Aile Tuncer'den korkuyor ve söylediklerine inanıyordu. Tuncer'in ilk amacı Meryem'in eşi Ahmet'ten kurtulmaktı. Çünkü Meryem ve Ahmet Tahnal ona inanmıyordu. Onun karşısında duruyorlardı. Tuncer Ahmet'ten kurtulmak için çok şeytani bir yol seçti. Meryem'in kardeşlerine gidip Meryem'in kötü yola düştüğünü, Ahmet'in onu başkalarına sattığını ve benzeri birçok yalanı atarak İsa'yı doldurmayı başarmıştı. Böylece Tuncer kendi ellerini kirletmeyecekti ve Ahmet'ten de kurtulabilecekti. İsa Tuncer'in söylediklerinin karşısında daha fazla dayanamadı. Kardeşinin satıldığına inandı ve Ahmet'in karşısına çıkıp onu öldürdü. Tuncer'in ilk manipüle operasyonu başarıyla gerçekleşti. Paulo ailesinin ilk cinayeti de bu şekilde işlenmiş oldu. Aile birlik olup Meryem'i korkuttu ve ağır tarih ifadesi verdirtti. İsa'nın böyle bir cinayet işlemesine dayanamayan baba Harun ise cinayete üstlenmeye karar verdi. Hapse kendisi girdi oğlu yerine. Tuncer hem Ahmet'ten hem de Harun'dan kurtulmuş oldu. Çünkü ailenin en büyüğü Harun da ondan şüphelenmeye başlıyordu. Ahmet ve Harun ortadan kalkınca Meryem çocuklarıyla ortada kalmış oldu ve ne yazık ki Tuncer'in yanında kalmaya başladılar. Tuncer hem Meryem'e hem de çocuklara çok kötü davranıyordu. Düzenli olarak şiddet uyguluyor, cezalandırıyor ve onları aç bırakıyordu.
Bu sırada Tuncer'in eşi Emine de olayların içerisindeydi fakat her yapılana kayıtsız kalıyordu. Kocasını saf kötü biri olduğunu görmezden geliyordu. Ablasına yapılanlara karşı sesini çıkarmıyordu. Sanki Tuncer tarafından yönetiliyordu. Tuncer'in yaptıklarına dayanamayan ve henüz bir çocuk olan Recep Tayyip evden iki kez kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde cinsel istismara uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları anlatan Recep bir yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes yani Tuncer'in oğlu da evden kaçtı. Ancak Tuncer'i savunan aile çocuğu maskeli kişiler kaçırdı diye ifade verdi. Tuncer herkesi etkisi altına almayı artık başarmıştı. Bir aile böyle bir adamı nasıl savunabilirdi? Bütün Türkiye'yi ekranlara kilitleyen ve anlamlandıramadığı kısım da zaten burası. Her şeyin sorumlusunun tek bir kişinin olduğu açıkça ortadayken aile Tuncer'i niye bu kadar savunuyordu? Tuncer tüm ailenin psikolojisini bozmuştu. Herkesi Cinci Hoca kimliğiyle kandırıyordu. Hem ailenin namus duygusunu sömürüyor hem de ailenin erkeklerinin erkeklik damarına basıyordu. Tuncer çok akıllı birisi değildi. Palu ailesi ne yazık ki cahil ve eğitimsizdi. Bütün şiddetin ve korkunç olayların temelinde bu yatıyordu. Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eden Tuncer Ustayel, Meryem'e bir de araba aldırdı. Aile bugünden sonra artık arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustayel'in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem orada da hayatını kaybetti. Ahmet'ten sonra Meryem de ortadan kalkmıştı. Tuncer de Emine de bu iddiaları hiçbir şekilde kabul etmedi. Genç kadının cesedi ise Tütün Çiftlik sahiline gömülmüştü. Meryem'in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike de ortadan kayboldu. Tuncer'in cinsel istismarda bulunduğu Meryem'in kızı Melike'yi ispirto içirip öldürdüğü de ortaya çıktı. Tuncer elinden ne gelirse yapıyordu, hiçbir şey onu durduramıyordu. Meryem'in tüm mal varlığını ele geçirdikten sonra bu defa Harun Palu'nun kız kardeşi Gülbahar Sadık'ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalattı. Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza almıştı. Tuncer, Harun'un kardeşi Gülbahar Sadık'ın evini de kendi üzerine alabilmişti. 2011 yılında Harun Palu cezaevinden çıktı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra baba Palu konuşmaya karar verdi ve olay tekrardan gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike'nin Tütün Çiftlik'te gömüldüğünü söylediler. Kazılar yapıldı fakat cesetler bulunamadı. Ceset yoksa cinayet de yoktu. Tuncer'in soruşturma sürerken yeniden cinlerle korkuttuğu aile ifadesini bu sefer değiştirdi. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisiyle akıl hastanesine kaldırıldı. Tuncer resmen ailenin üzerinde kurduğu üstünlükle insanlara istediği şeyi yaptırabiliyordu. Harun Palu'ya şizofreni teşhisi koyup hastaneye bile yatırttırmıştı. Kötülük kazanıyor gibiydi. Fakat gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktı. Tüm suçlamaların ve iddiaların karşısında Palu ailesinin sonu yaklaşıyordu. Dava çözülmeye çalışılırken program sırasında Palu ailesinin gözaltına alındığı söylendi. Herkes asıl kötünün ve kötülük karşısında susanın da tutuklanmasını bekliyordu ve öyle de oldu. Program sırasında Tuncer ve Emine için de tutuklanma kararı çıkartıldığı söylendi. Polisler ikiliyi tutuklayarak cezaevine götürdü. Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılanma tamamlandı. Mahkeme Tuncer Ustayel'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer 5 kişi ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığını bildirdi. Yakın zamanda yeni bir gelişme daha yaşandı. Palu ailesinden 3 kişi tahliye edildi. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık İsa Palu, cinayeti Tuncer Ustayel'in gerçekleştirdiğini belirtti.
Tuncer'in etkisi altında olduklarını, içlerinde cinlerin olduğunu söyleyerek Melike'ye ispirto içirdiklerini belirtti. İspirtoyu içtikten sonra sabah kalktığında Tuncer'in Melike'nin öldüğünü ama kimsenin bir şey dememesini tembihlediğinde belirtti. Yani Melike içinde cin olduğu için bir ispirto aracılığıyla hayatını kaybetmişti. Ne kadar acı bir şeydi. Daha sonrasında evin yaklaşık 5 kilometre ötesine Melike'yi gömdüklerini söyledi. Sabah olunca Tuncer size bir dilekçe yazacağım ve bu dilekçede Melike'yi amcasının aldığını yazacağım demişti. Annesinin Melike'yi yıkamış ve bir kefene sarıp gömdüğünü söyledi İsa. Bütün bunları anlatan İsa taliyesini ve beraatini talep etti. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palunus'a tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Duruşmalarda 13 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu, Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar nedeniyle tahliye edilmediler. Evet dostlar, bugün oldukça karışık ve sizin de benden çokça istediğiniz Palu ailesinin hikayesini anlattım. Ayrıca Palu ailesinin film olacağına dair bir takım haberler de çıkmıştı. Eğer film olursa hep birlikte izleriz ve olayları da daha net anlarız. Palu ailesinin bu karmaşık olayını size özetlemeye çalıştım. Türkiye tarihinde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı belki de. Tuncer'in kurduğu mükemmel planlar çok rayında ilerliyordu. Yalnızca bu planları bozan Harun Palu oldu. Eğer Harun Palu da yanlışlıkla hayatını kaybetmiş olsaydı bu dava büyük ihtimalle hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Melike ve Meryem kaybolmuş olarak kalacaklardı. Ama Harun Palu'nun inadı üzerine her şey ortaya çıktı ve Tuncer'in nasıl kötü bir insan olduğunu hepimiz de görmüş olduk. Televizyonlar karşısında hem de. Televizyonda bu olaylar konuşulurken çok ilginç bir detay da mesela Tuncer ağzından kaçırmıştı. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Bu yaptıklarının yanında bir de tarihi geçmiş gofretleri tekrardan paketleyip bakkallarda sattıklarını söylüyordu. Ya, Tuncer kötülük konusunda saf kötü bir insandı. Para için her şeyi yapabilecek bir adamdı. Ki zaten bu videoda da bunu anlamış olmalısınız. Para için neler yaptığını, küçük bir kızı nasıl ispirtoyla zehirleyip öldürdüğünü de hepimiz görmüş olduk. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.